أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kastamonu Layıkası 195 Bismihi Sübhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu ebeden daime Aziz, Sıddık, Müstakim kardeşlerim, gayet ciddi bir ihtar ile bir hakikati beyan etmeye lüzum var. Bak burada üç tane şeyke vasıf kullandı. Demek ki bundan açılım olacak. Pek rastlamadığımız bir tabir var burada tek. Müstakim. Müstakim. Aziz, Sıddık, Müstakim kardeşlerim. Müstakim ne demek? İstikamet ne? Yani istikamet dersi var burada. İstikamet dersi. Mesela Cenab-ı Hak, Kadir-i Rahim gibi hani paragrafta bir şey başlıyor ya, onun açılımı demektir. Burada bunu kaçırırsan yani esas anlatılmak veya alınması gereken şey zoru alınır. İstikamet dersi. Şöyle diyebilirdi, Aziz Sıddık Metin kardeştir. Demek ki sıkıntıya ait bir şey anlatacak. Evet, bu da arkada 4 tane düstur var Hasan abi. 4 tane düsturdan bahsedecek. Tamam, ya yani istikamet. Evet, istikamet. Çok ilginç. Gayet ciddi bir ihtar ile bir hakikati beyan etme lüzum var. Şöyle ki, ciddi bir ihtar. O da acayip. La ya'lemul gaybe illallah sırrıyla ehli velayet gaybi olan şeyleri bildirilmezse bilmezler. Bilirlerse zaten ona gayb denmezdi. Evet. Yani bildirilmezse gayb. Gayb olduğu için ancak Allah onu biliyor. Yani bilinen bir şey gayb olmaz, gaybe de iman olmaz. Hazıra da iman olmaz. İman gaybadır. Yani Hasan abi, velilerin, peygamberlerin bilmelerinde mutlak denmez değil mi? Mutlak Allah'a mahsus. Yok, öyle bir şey yok. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam İstanbul fethedileceğini, şöyle böyle yapılacağını, o kendisi bilmemiş ki. Allah bildirmiş, o da söylüyor. Evet. Mutlak bilmek Cenab-ı Hakk'ın. Yok, hiç bilmek yok ki. Hiç bilmek yok. Yoksa gayb değil o. Eğer bir şey biliniyorsa gayb değil. Hmm. Abi keşfen gidiyor. İşte o Allah bildirdiği Allah için. Bilmiyor. Mazi ve mustakbel gayiptir. Kendisi bilemez yani mustakbel. Yok, mümkün değil. Zerresini bilemez. Allah bildirdiği kadar ve bildir dendiği miktarını söyler. Yani Allah Resulü'nün hep bildiklerini hep dememiş ki, bildirdiğinin bildir dediği miktar kadar bildiriyor. Evet. En büyük bir veli dahi hasminin hakiki halini bilmedikleri için haksız olarak mübareze etmesini aşere-i mübeşeriyenin mabeynindeki muharebe gösteriyor. Bu da bir şeydir, yani istikamete sokmak. Mesela ehli ilim, emsal iki ehli ilim birbirini şey yapabiliyor. Rencide edebilecek usluplar kullanabiliyor. Makamlarını sükut etmezler. Etmezler ve onların hakiki halini bilmiyor. Hmm. Ama avam yapamaz işte. Demek Hasan abi bildirilmediğinden bilmiyor değil mi? Evet. Mesela Allah Resulü en büyük kasbine dahi dua temennisi yaptı. Sebebi Ebu Cehil'e şuna buna, ya Rabbi bilmiyorlar dedi. Bildiği için. Eğer bilmeseydi belki de o da beddua ederdi. Hmm. Miraca gitti, bütün kainatın hakikatini gördü, çekirdeğini gördü. Bilmiyorlar diyor. Her ne sıkıntı olursa bela gelecek, Cebrail geliyor vesaire. Allah Resulü şöyle diyor yani, ne diyorsan dağ başına geçirelim, toprağı yaralım, afat gelsin, hep şöyle der. Ya Rabbi bilmiyorlar. Yani Resulullah bildiği için, diyelim ki alimler bildirilseydi onlar da beddua etmezdi. Birisi beddua ediyorsa o bilmiyor demektir. Evet. Beddua ediyorsa bilmiyor. Çok ilginç kaideler ya. Böyle istikamet ne kadar güzel bir şey ya. Acayip bir şey ya. Ben hayatımda en çok, imandan sonra en çok sevdiğim, Allah şahit olsun, istikamet.
O da nedir? İstikamet, sadakat ve ihlasın cemiyle olur. Buna da Ustad Burak diyor. Yani Burak hidayete binerler. 61 işe atacağız lan. Hidayet Burak'tır. Burak da ihlas ve sadakatın cemiyidir. Neyi etkiler? Meylini etkiler. Hidayet nasıl Burak oluyor? Hidayet Allah canibindeki tece, mesela güneş nur veriyor. Camı açtın, ışık girdi. Burada netice aldın. Çiçek büyüdü, evin ısındı. Güneşte maksat haşa, misal için Allah, nur, hidayet. Perdeyi açarsan, onaylar içeri girerse onun adı imandır. Allah canibindeki Allah yönü, yani Allah canibindeki insana yönü Allah'ın hidayettir. Allah hidayet eder. Eğer kişi o hidayeti onaylarsa iman olur. O da nasıl olur? İlimle dalaleti giden çoktur. Çok ama. Mesela koca koca adamlar devrilmiş, koca koca cemaatler devrilmiş bu hadiseler mesela. Ama sadakat ehli asla devrilmemiş. Basit bir köylü vatandaş. Ya bu şeydir, böyle usta böyle diyor, risade böyle diyor, ben anlamam diyor. Ben kafam çalışmaz diyor, böyle böyle yazıyor, bitti. Bak istikametten şey yapmıyor. Arkadaşlar yani imandan sonra bana sorulsa, ki öyle inanıyorum, en büyük nimet istikamet. Unutmayın. Ne olur unutmayın. Evet. İstikamet hidayettir, Burak'tır. Mehmet Feyzi abiye sormuşlar sana, üstün keramet nedir demiş, istikamettir. İstikamet olmaktır. Şey, Bahattin Şah Nakşibendi Hazretleri, hani onları şey yapmıyorum, ben şey hayatlarını okuduğum için. Efendim demişler, secdeden ders alanlar, uçuyorlar, kaçıyorlar, garip garip haller oluyor. Günaha karşı meylim kalmadı. Ondan daha büyük keramet olur mu? Altına şerh yazıyorlar. Bu nasıl olmuş yani günaha karşı meyil? İstikameti çok kuvvetli olduğunda. Tamam. Meğer bütün zahiri şerata muhalif ve hatasız zahir bir içtihad ile hareket etmiş ola. Bu hepten açıksa yani şeriata muhalif. Adam mesela dine mugayir bir şey söylüyor. Edileşir. Hikmeti var. Olmadı. Yani nerede hatası bilinmiyor? Yani hakiki veci, yani bu öteki alimin nesi bilinmiyor? Edile-i şeriyenin dışındaki şeylerde hemen acele etmemek lazım. Ama edile-i şeriye açık muhalefet ediyorsa bunda da hikmet aramak ahmaklıktır. Allah'ın dinini peşkeş çekmektir. Allah'a kale almamaktır. Ölçüyü dinin dışında bir yer aramaktır. Mesela edile-i şeriyede bu haramdır diyor. Edile-i şeriye 4. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Buraya birisi söylemiş. Söyleyen, muhalif bir şey söylese bu 4 tane bakılır. Muhakimat öyle diyor. Avamsa özürü olabilir. Bilmiyor. Onun telafisi düzeltilmesi kolaydır. Söylediğin zaman düzeliyor. Bu, ama alimin özrü yoktur diyor orada. Mesela edile-i şeriyi, mesela diyelim ki ben alim değilim ama tesettürün farz olduğunu biliyorum. İçki haram olduğunu biliyorum. Zinanın, namazın farz olduğunu. Ama kutuptakiler bilmiyor. Veya misal secdenin farz olması için neler, hangi organlar yerde olması lazım? 7 tane şey. 7 tane. Ağzı. Sayar mısın? İşte alın. 1. Ondan sonra. Burun. Yok. Değil. El, vaciptir o. Şey, diz, ayak, ağız, zaten 7. 7. Evet. Tamam. Ayağın en azı farz olabilmesi için secdede? 2 parmak. 2 parmak. Şimdi biz bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Yaparsan, ya ben yaptım, hikmeti var denilir mi? Yani kaldırırsam ben. Hani seccade bozulmasın diye. Ayağını kaldırırsa, ben bakıyorum benim seccade. Niye örnek veriyorum bunu? Ya
hem bir şey tamir etsin. Mesela bakıyorum benim seccade şey yapıyor, büzüşüyor. Adamın jilet gibi duruyor seccadesi, hiç bozulmuyor. Ulan nasıl oluyor ya? Meğer seccade bozulmasın diye namazını bozuyor. Nasıl bozuyor? Şimdi indi mi ya secdeye? Kalkarsa büzüşecek. Hemen ayağını kaldırıyor, tak düzeltiyor. Tak, tak. Ayağını kaldırdı, namaz gitti. Misal, yani alimin, yani o alim ne demek? Herkes bildiğinin alimidir. Elemtere biliyorsan elemterin alimisin. Birinci sözü biliyorsan birinci sözün alimisin. Peki neyle cihat edeceksin? Ne yani? Bunu anlatacaksın. Çünkü bildiğin şeyle vazifelisin. Sana elemtere biliyorsun, lilafi bilmiyorsun. Lilafi anlatmak vacip değil sana, farz değil. Bilmiyorsun. Ha, o zaman bu edile-i şeriye ne dedi? Meğer bütün zahiri şeriata muhalif. Orada hikmet aranmaz. Arayana İsa Aleyhisselam'dan delil getiriyorlar da. Ahmaktır. Ahmağı bırakacaksınız, düzelmez. Ahmak kimdir? Ahmak kimdir? Bu manada, bu mevzumuzla alakalı ahmak dersini yapmıştık. Hulasa ediyorum. Zahiri edile-i şeriyeyi kale almadan muhalefet edenin sözüne ve hareketinden hikmet aramak. Edile-i şeriyenin açık hükümlerine muhalefet eden kişi, alim olan kişinin, cahil değil. Bir daha şey yapayım. Edile-i şeriyeye bilerek muhalefet eden alimin sözüne ve fiiline hikmet arayana ahmak denilir. Bir daha söylüyorum. Edile-i şeriyeye bilerek muhalefet eden alimin sözüne ve fiiline hikmet arayana ahmak denilir. O düzelmez. Çünkü başka ölçü yok. Mesela Kur'an'dan gösteriyorsun. Yani edile-i şeriye delil gösterdin. Söyler misin başka ne delil var? Edile-i şeriye kale almayan Risale-i Nur kale alır mı? Usta, Resulullah'a kale almayan haşa. Ustad hiç alır mı? İmam Azam'ı kale almayan ustadı hiç nazara alır mı? Alır. Ha, ahmak budur. Ahmak veri tabanı ne abi? Ahmak veri tabanı pek bilmiyorum ama yani artık bunu nasıl genellersin? Ona önceden aklını teslim etmek mi? Yani aklını onun cebine koymak mı? Şu olabilir, şu dağıtırma geliyor tam şey yapmadığım için. Muvazene ve muhakemesizlik. Tefrit olabilir mi? Uç kontrol etmek. Sadakatın belki de şey olabilir mi abi? Ha, sadakatın olabilir yani. Artık ne dersek. Mesela diyelim ki taassubun kaynağı neydi? Adem-i muhakeme ve cehalet. Şimdi cahil olanlar gösterirsen uyanıyor. Ahmak uyanamaz. Niçin? Uyuyanı hey kalk kalkar. Uyuyanı uyandırmak kolaydır. Bu cehalet. Ama uyumadığı halde hey uyuma numarası yapanı uyandıramazsınız. Bu ahmak işte. Sadakatsızlık mı dersin? Aklın onu cebine mi koymak mı dersin? Dünyevi bir menfaat mı dersin? Dünya, usta şey diyor, hayatperest ve ehli dünya sıfatını kullanıyor. İki yer. Kastamonu'da. Burada kullanıyor. Bir burada kullanıyor. Bir de 193'te kullanıyor. Bir 196'da kullanıyor. Bir de 193'te kullanıyor. Hayatperest ve ehli dünya nazarında. Ehli dünyadırlar diyor. Yani dünya esas almış. Din kale almıyor. Yani hassasiyet, din gayreti yok. Din gayreti yok. Dinini seven, koruyan, kayıran diye geçer. Gazali'den galiba. Ya İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde kalmış bana. İmam-ı Rabbani Hazretleri olabilir. Kimle arkadaşlık kuracağım diye sordukları zaman dinini seven, koruyan, kayıran diye geçiyor. Yani adam dini değil de şahs iş yapmış. Evet. Evet, bu sırra binaen. Bak sır ha. Bu sır arkadaşlar. Yani
gayip olan bir şeydi. Zahir olan da değil. Ondan zaten kafirlik de itham ettiği halde adama bir şey olmuyor. Niye? Hasminin durumu gaypta. Ama bedihi bir şeyse ve açık bir mevzuda muhalefet ediyorsa, mesela desek ben namaz kıldım burada. Bir tanesi dese ki vallahi billahi Hasan abi namaz kılmadı. Ulan beraber kıldık. Gaypti ki bu. Ha, bedihi bir şeyde bu adam Müslüman. Sen buna Müslüman değilsin diyorsun. Bu ne kadar garip ve tutarsızsa dinin açık emrine bilerek muhalefet edene de hikmet aramak bundan daha gariptir. Bu sıra binaen sıra mı ha? Vel kâzimine l-gâyda vel âfinânin nâsideki uluv-u cenab düsturuna itibaren. Birinci düstur bu Hasan abi. Birinci düstur mu bu? Bu. Dört tane düsturdan bahsediyor. Öfkelerini yutanlar, insanları affedenler. Merak ettim inan, dört tane düstur. Bu bir ha? Ne yaparlarmış? Öfkelerini yutanlar, insanları affederler. Devamında da Allah onları sever diyor. Uluv-u cenab düsturuna, bu uluv-u cenab düsturuymuş. İttibaen, buna ittiba. Buna ittiba. Evet. Tamam, vay be. Ve avam müminin şeyhlerine karşı hüsnü zanlarını kırmakla, insanları iman kırmamakla, avam müminin şeyhlerine karşı hüsnü zanlarını kırmamakla, imanlarını sarsılmaktan muhafaza etmek. Bu da ikinci düstur abi. Ha. Bak, mesela şeyh, diyelim ki Adıyaman, örnek uygulayalım. Mesela Mahmud Efendi cemaati, ne bileyim, Kadiri vesaire. Şimdi kalkıp da bir Nur Tarih, şeyhlerini veya işte liderini, ama bunlar kasten örnek verdim. İstikametli, zahiri şeriata muhalif. Yani Ehl-i Sünnet dairesi içerisinde. Tabii Ehl-i Sünnet dairesinde, Ehl-i Sünnet içinde zahirde Ehl-i Sünnet'e muhalif, edili-i şeriye muhalif hiçbir şey bilmiyorum. Sen şimdi Risale-i Nur'a muhalif olsa bile haşa, misal farz-ı muhalif. Ama edille-i şeriye, şeriata muhalif bir davranışını söylemiyorsa, yani bir şey söylemiyorsa, yapmamaya çalışıyor, yani söylemiyor, telkin etmiyorsa, bizim mesleğimize, meşrebimize muhalif bile olsa, onun bak sen var ya, senin şeyhin var ya, senin şeyhin şöyledir diye, o insanın pamuk ipliğiyle bağlı dine, o zatla, o zatın mukaddes bildiği ve onunla dine bağlı olduğu kaynağı kopartmak, adamı dalalete atmak gibi bir şeydir. Bu da bir düsturumuz. Evet, ama an şartla, baştaki şey dedi ya, meğer bütün zahir-i şeriata muhalif olmayacak. Mesela Mahmud Efendi Hazretleri ve cemaat, örnek için söylüyorum, sevdiğim için söylüyorum da, seviyorum. Adıyaman'ı da ziyaret ettim yani, görüştüm. Hoş adamlar yani. Sevdiğim için örnek veriyorum, bildiğim için. Bilmediğimi örnek vermiyorum. Ehl-i Sünnet'in bir şeyinde, dışında hepimizde hareket olabilir de iddiası yok. Sen şimdi kalkıyorsun misal, kızmışsın birisine, onun şeyini, şeyhini iskat ediyorsun, nazardan düşürüyorsun. Niye? O zaten pamuk ipliğiyle bağlı. Eğer hakikaten Risale-i Nur'un seviyesinde, anlayışında olsaydı zaten kim nereye layıksa oradadır. Birbirini celp ve cezbederler yakın olanlar. 107 işaret edeceğiz daha. Evet. İkinci düsturumuz. İkincisi bu abi. Ondan sonra. Merak ettim ha. İki. Ve Risale-i Nur'un erkanlarının haksız itirazlara karşı haklı fakat zararlı hiddetlerinden kurtulmak lüzumuna binaen. Bu da üçüncü düstur abi. Ne demek, bir de söyler misin? Risale-i Nur erkanlarının haksız itirazlara karşı. Bir daha. Risale-i Nur'un erkanlarının haksız itirazlara karşı. Karşı haklı. Hı. Fakat zararlı hiddetlerinden kurtulmak lüzumuna binaen. Ne demek? Yani erkanların hakiki hallerini bilmediklerinden dolayı erkanlara itiraz ediyorlar. Bu erkanlar dediğimiz başta saf evvel abiler. Ondan sonra Usta Hazretleri enaniyetin bütün terken erkan sınıfına girer bir tabir var. İnsanların hastanın şahsi manevesi. Çok acayip.
İşte bunlara itiraz edeceksin abi. İtiraz edenler haksızdır. Erkanlar da müdafaa edecek. Fakat ne diyor? Zararlı hiddetlerin kurtulmak lüzumu bilen. Yani müdafaa ederken de böyle hiddetli bir şekilde müdafaa etmemek gerekiyor. Yani kendi şeyini, hakkını savunacak. Yani itiraz noktalarını izah ederken hiddetlenmemek. Rencide tarzı, uslubu kullanmamak. Evet. Yani uslub ayarını, uslubu iyi ayarlamak gerekiyor. Yani bir de okuyayım. Risale-i Nur'un erkanlarının haksız itirazlara karşı. Yani burada erkanlar itiraz ediliyor sana abi. Fakat itiraz edenler haksızdır. Erkanların hakikatlerini bilmediklerinden dolayı itiraz ediyor. Onlar da kendilerine müdafaa etmekte haklıdırlar. Fakat hiddetli olursa bu müdafaa zararlı olur. Hiddetli müdafadan iştirak etmeleri gerekir. Yani bu üçüncü sırada bir anlattığında bu haksız itirazlara karşı bizim de yani bunlara karşı cevap vermemiz gerekiyor. Fakat bu cevap vermemiz üstüne atıyor burada. Ama kim bu erkanların dişe karşı savunmasını mı yoksa cemaat içindeki fertlerin erkanlara karşı durum mu burada? Yani Risale-i Nur'un hizmetini birinci derecede muhafazaya kimler şeydir? Erkanlardır. Değil mi? Sonra rükünlerdir. Sonra ehasastır. Sonra hastardır. Sonra talebelerdir. Sonra kardeştir, dosttur. Veya dışarıdan gideyim. Dost, kardeş, talebe, has, ehasas yani geçiyor. Rükünler, erkanlar. Evet. Tamam. Birinci derecede bunlar bu silsileye göre müdafaa hakkı var. Yani burada iki kanun da var mı diye soruyorum. Yani bu erkanların, bak Risale-i Nur'un erkanlarının, Risale-i Nur'un erkanlarının haksız itirazlar var Risale-i Nur'a karşı. Haksız itirazlara karşı, yani sen şöyle şey yaptın. Neyse, haksız itirazlara karşı bu erkanlar müdafaa edecekler. İtiraz edecekler ama diyor, Üstad diyor ki, erkanlar, dur, yavaş ol, itirazda haklısın, savunma hakkın var senin, fakat zararlı hiddetten uzak dur. Vay sizin gibi işte cemaatler, vay Risale-i Nur'a Nurcular nasıl şey yaparsınız? Birinci böyle bir... Bu da sana bir itiraz Risale-i Nur'a mı yoksa erkanların kendilerine mi? Peki Risale-i Nur'un erkanlarının bu erkandan bahsediyor. Risale-i Nur'un kendisi değil. Haksız itirazlara karşı o zaman bu daha ziyade şey gözüküyor değil mi? Risale-i Dışarısı. Yapılan itiraz. Çünkü sistem şöyle çalışıyor yukarıdan. Baktığımız zaman iki tane ehli alim şey var, kişi var. Konu böyle geliyor. Sonra bütün zahiri şeriata muhalif olmaması lazım. Erkanlar arasında böyle bir şey olmaz. İki, müminler ve şeyhlerine karşı gene bize bir vazife veriyor. Hep dikkat edersen vazife veriyor. Ondan sonra diyoruz ki yani onların etbalarının niçin böyle şeyhlerine karşı muhabbetini kuruyorsun? Zaten pamuk ipliğiyle bağlıydı. Sonra bize daha daireye geliyor. Diyor ki erkanlar, Risale-i Nur'un erkanları. Haksız itirazlar var Risale-i Nur'a karşı. Şimdi haksız itirazlar var. Haksız itirazlar. Siz diyor bu itiraza karşı Risale-i itiraz hakkınız var ama zararlı hiddetlerinden, kimlerin? Erkanların hiddetlerinden. Erkanları hiddetten koruyacak. Diyor ki erkanlarının haksız itirazlara karşı. Erkanların haksız itirazlara karşı. Evet, haksız itirazlara karşı. Çünkü bak gelişi şöyle diyor. Cemaat içinde bir uygulama değil bu. Yani cemaatimizin içerisindeki fertlerin birbirine karşı dost, talebe, erkan, rükünler mesela diyelim ki ustadın varisleridir, talebe vakıflardır falan. Bunların arasındaki sistemi anlatmıyor.
Dışa karşı bu. Dıştan Müslümanlara gelen itiraz. Gelen itiraza erkanlar müdafaa ediyor haklı olarak. Ama diyor sen diyor vel kazimin el gayze vel afina anin nas dusturunu ulu cenab yap böyle şey yapma. Yani müdafaa ederken bu ayarlı olması gerekiyor. Olması gerektiğini söylüyor. Olmaması gerekiyor. Erkanlara diyor çünkü bunu abilere hitap ederken evet. Erkanlara hitap ediyor. Hüsrev abi, Zübeyir abileri, Sungur abileri vesaireleri. Bunlara hitap ediyor. O zaman yayın abiler yok. Yayın abi ustad döneminde daha şimdiki tabirle çömez. Genç, çocuk. Yani o seviyede değil. Onun için bazıları diyor ki niye onu zikretmiyorsun? Sen o zaman tarihçeyi bilmiyorsun. Urfa'da bir dershanede böyle daha lise çağında bir çocuk yani. Bu o şeyde değil yani. Bu daha Hüsrev abi, Tahir Mutlu abiler, Süber abiler, Hafız Ali abiler, ondan sonra Refet abiler, yoksa şey değil, bunlar değil yani. Ha Sungur abi, Allah rahmet etsin. Hüsnü abiyle değil, o da çocuk daha. Bayram abi vardı, evet. Yani onlara diyor ki, buradaki Akın Kastamonu dönemindeki önde olan abiler. Bak diyor, ona göre şey yapın, tevhür etmeyin. Yoksa biz daire içindeki kardeşlerin erkanlara karşı değil burada. O zaman allak bullak oldu mana. Gelişi böyle değil. Yani bir içerideyiz biz. Böyle bir sistem var bizde. Yani işte bir itiraz değil yani. Evet. Dışa karşı bir itiraza karşı. Ve ehli ilhadın iki taife-i ilhakın mabeynindeki. Bak işte bak bunu da işte hemen teyit ediyor değil mi? Hep diş ve iç. Ve ehli ilhadın iki taife ehli hakkın mabeynindeki husumetten istifade ederek birinin silahıyla itirazıyla ötekini cerh edip ötekinin delilleriyle berikini çürütüp ikisini de yere vurmak ve çürütmekten iştinaben. Bu da dördüncü mü oldu? Bu da dördüncü abi. Ne dedi burada? Şimdi ehli ilhadın iki taife ilhak mabeynindeki husumetten istifade ediliyor. O zaman burada da demek ki ehli hak arasında bir husumet olmaması gerekiyor. Bu kadar sahasının ustadızları bir müminin mümine karşı diyor kalbinde eğer hakiki muhabbet varsa adabet mecazı olur, acıma suretini inkılap eder, lütuf lisana çalışır. Eğer hakiki adabet varsa diyor, adabet hakiki olursa o zaman bir muhabbet mecazı olur. Tekellüf ve tasarlı olur diyor. Vay be. Demek ki hakiki müminler arasında adaletin olmaması lazım. Olursa ehli dalalet buradan istifade ediyor. Geliyor sana o ehli imanı diğer cemaati bütün eksiklerini, kusurlarını, hatalarını söylüyor. Ondan sonra ona karşı senin bir hissiyatın oluyor. Ondan sonra oraya gidiyor. Ona da senin şeylerini, ona karşı söylediklerini söylüyor. Bir defa ne olur? İki ehli imanı çarpıştırıyor. Geliyor bana. Ne oldu? Bak aynı tiyatrocu. Ben tiyatro yapmıyorum. Aynı böyle. Ne oldu kardeş? Yok abi. Lan suratın bin parça lan. Ne oldu? Ya abi ya. Sorma ya. Lan ne oldu? Hayırdır? Eğer bunu yaparsan böyle sordu. Ya abi diyor durup dururken adam ders yapıyordu, sohbet yapıyordu ne bileyim abi. Tutmuş mesela misal veriyor. Abi isim vermedi ama isim verseydi daha açık olurdun. Seni aldı ele abi dersin başından girişinden çıkana kadar. Ver yansın yaptı. Hiç yakıştıramadım. İtiraz edecektim. Ama yani oradaki yeniler vardı vesaire. Ya Allah Allah öyle kafaya takma. Tam ders bir ben içe odaya girdim. Oy namussuz Allah Allah ya. Şahsesi yani yok. Sizi ona karşı bir hissiyat uyandırdı. Uyandırdı. Bir hissiyat. Durdu. Bu burada durma. Geçiyor ona. Aynı numara ona. Hayırdır ne oldu? Ya dün akşam Hasan abinin oradaydım. Ya neyse abim. Ya ne oldu? Ya abi durup dururken aynı numarayı ona da çekiyor. Hiç birbirimizi tanımadan iki bu sporun altında zulüm var. Avrupa'nın zalim sporu kan üzerine kurulmuş.
tanımayan iki kişi birbirini ringde dövüyor. Kısmen de ölüyorlar ve sakat oluyor. Bunun adı spor oluyor. Ulan sizin Allah belanızı versin yani. Spor mu olur bu? Tanıyor musun bunu? Yok. Niye vuruyorsun? Peki, vurup ölen var mı? Var. Sokakta yapsa ne olurdu? Katil. Ringde olunca ne oluyor ki kahraman oluyorsun? Aynı insan daha ringe gelmeden, maça çıkmadan sokakta kavga etselerdi ve öldürse ne olurdu o? Polis şey, emniyete göre katil. Ringe çıkıyor bir saat sonra öldürüyor. Kahraman. Fark ne? İnsanların ona verdiği değer. İnsanlara göre. Bak Allah'a göre değil. Görüyor musun? İşte aynı bunun gibi. Geçiyor ona böyle aynı numarayı çekiyor. Bana çekiyor. Daha tanımıyoruz. Bak niçin bunu misal verdim? Tanıyor musun Güney Koreli Rus boksörüyle, Türk boksör, Yunan boksörüyle veya Alman boksörüyle kavga ediyor. Ya niye vuruyorsun arkadaş? Kanın üzerinde spor olur mu? Ha? Şimdi tanımayan insan vurması gibi. Aynı cemaatte de öyle. Ben tanıyor muyum onu? Tanımıyorum. Yani o cemaattan bir abi. Hiç görüştüm mü? Bilmiyorum. O beni görüyor mu? Belki de görmüştür. Peki niçin içeriden içeride düşman yapıyoruz, vuruyoruz? Aynı işte kan üzerine kurulmuş spor. İşte bir fitnebazın fitnesiyle. Ya, bu işte. İki taife. Çürütüp diyor. İkisini yere vurmak ve çürütmekten iştinaben. Ya bundan uzak duracağız. Ya bunda bir emir var iştinaben. İştinaben. Ne yapacaksın biliyor musun? En güzel şeyi onu dinledikten sonra, o zatı dinledi, fitneciyi dinledikten sonra bastırmak olmaz, zordur. Buna muktedir olamazsın. Niçin? Onu susturmak muktedir olabilirdin. Yani şu, plaja gireyim mi girmeyeyim mi de gücün yeter. Ama girmemeye gücün yetmiyorsa bakmamaya adın gibi bil ki gücün yetmeyecek. Televizyonu açayım mı açmayayım mı? Gücü yetmeyenin açtıktan sonra bakmamaya gücü yetmez. Sen o adamı susturmaya gücün yetmedi mi? Ondan sonra onun sana yüklediği fitneyi durdurmaya gücün yetmeyecek. Bak iki tane örnek verdim. Bunu kullanın diye. Plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Gücün yetiyorsa girmezsin. Günah. Ama girmemeye gücün yetmiyorsa adın gibi bil ki bakmamaya gücün yetmeyecektir. Eğer sen onu susturmaya gücün yetmiyorsa o sana söyledikten sonra onun tesirinden çıkmaya gücün yetmeyecektir. Susturacaksın. Sus! Edepsiz. Mendakka dukka. Başkasını tenkit eden, eleştiren adamı sen susturmasan men dakka dukka seni de, hadis bu, seni de birisi ve aynı kişi böyle eleştirmedikçe ölmezsin sen. Eğer ben susturmuyorsam birisini hakkında bana bir şey anlatıyorsa biriniz, Furkan diyelim ki bir şey anlatıyor veya Fatih bir şey anlatıyor. Abi falan var ya falan, abi sana şöyle dedi. Eğer ben bunu susturmuyorsam aynısı bana orada yapılıyor demek. Onun için tenkit ediliyor musun? Ben de ediyorum demektir. Fasit olmamak şartıyla. Bütün yanlış bir şeye tenkit ediliyorsan o değil. Ama içtihat farklılığından tenkit ediliyorsan demek ki sen de ediyorsun. Onun için tenkite razı olacaksın. Niye? Ne zaman razı olmayacaksın? Tenkit etmiyorsan sen o zaman tenkit edilmeye de razı olmazsın. Risale-i Nur şakirtleri bu mezkur dört esasa binaen muarızlara hiddet ve tehevürle ve muarızlara hiddet, tehevürle ve mukabele bilmesiyle karşılamamalı. Burada da bak söylüyor. Yani o üçüncü kayda vardı ya, Risale-i Nur'un şakirtleri mezkur dört esasa binaen muarızlara. Yani hariç olduğunu burada da teyit etti. Bu dört esas. Evet. Hariç. Muarızlara. Risale-i Nur içindeki has erkanlar birbirine muarız olur mu? Yok. Demek ki buradaki muarız. Dışarıdan geliyor. Hariç. Yalnız kendilerine müdafaa için musalaha kerane medar itiraz noktalarını izah etmek ve cevap vermek gerektir. Evet. Çünkü bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes kameti miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmeyip bozmuyor.
kendini mazur biliyor, ondan nüza çıkıyor. Fakat bir şey de söyleyeyim size. Bir akşam yattım böyle. Gelişen son hadiselerde mütesir olmuştum. Ya Müslüman Müslümana hücum ediyor, Müslüman Müslümanı yıpratıyor, Müslüman Müslümanı yok etmeye çalışıyor. Dahil hadise var ya, fitne. O akşam bir rüyada duydum ki Müslüman Müslümanı yıpratmıyor, Müslüman Müslümana saldırmıyor, Müslüman zayıflamıyor. Müslüman içerideki kurtu kendi büyümesine, güçlü olmasına mani olan içeride kurt var. Müslüman kurttan temizleniyor. Sonra devam etti. Yani bir grup ishal birisini de kusuyor. İki tarafta şey, bir yani insan bedeni düşünün, bir taraf kusuyor, yediğini kusuyor, ötekisi de bedeni tamamen öldürmek için her yere girmişti, o da ishal, ishalle atılıyor. Birisi yedi, kusuyor, ötekisi vücudu kasten zehirlemek için girmiş, vücut onu ishalle atıyor. Onun için Müslüman Müslüman'a hücum etmiyor, Müslüman temizleniyor, Müslüman güçlü oluyor. Müslümanların güçlü olması çok ve az olması değil, halis olmasıyla. Emirdağ 1 264'te diyor ya, ne kadar az dahi olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Kim? Bir kısım ihlas ve sadakat dusturlarına tam tabi. Bir kısım, bir avuç dahi. Dünya tarihini değiştirenler 10 kişi 20 kişi değiller. Tek tük. Demek ki bu hadiseler Müslümanı güçlü kılmak içindir. Koca bir adam ya, sırık gibi adam görürsün. Ama içeride akciğerinde sorun var, mikrop. Yürümekten şu merdiven çıkamıyor. Bu merdiven çıkamıyor, biliyorsunuz. Koca dallan gibi adam. Ama siz fırıldak gibi çık diye hemen çıkıyoruz. Var ya döndüğü şey fırıldak. Tak diye fırlıyor mesela, ta yukarıda. Nasıl oluyor? Yani o büyük olmasına bakmasın. Müslüman güçlenmesi için böyle yapıyor Allah. Evet. Burada diyorsan abi, bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes kametin miktarını bir buz parçasının enaniyetini eritmeyip bozmuyor. Ya. Evet. Enaniyet o kadar gitmiş ki ben biliyorum diye. Ta en küçük daireden tut. Mesela ilim hastası pek kalmamış ya. Öyle. Talep yok ya. Enaniyet yapmış. O kadar ileri gitmiş ki ben biliyorum. Ona bile şey yok. Yani iki tane lügat ezberlemiş veya lisanında lügat sorunu kalmamış. Adam başkasının noktayı nazarına ihtiyaç duymuyor. Bu dışarıdaki insan demiyorum ha. Sen ve ben. Vakıfları diyor. Ta harici uygulamayacaksın bu dersi şimdi. İşte yani kendi bilgisini kendisini kurtaracağını zannediyor. Emirdan da öyle diyor ya. Ey hocalar, kendi bildiklerini kendisini kurtaracağını zannediyorsunuz. Yani enaniyet o kadar ileri gitmiş ki herkes hepimiz kametli miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmiyor, bozmuyor. Niye? Kendini de mazur biliyor. Niye? Hasan abi iyi bir şey yapacağız. Hüseyin abi herkes öyle. Yani asın bir belası. Enaniyeti. Nereye mani? İlme mani, hakikate mani, sadakata mani, sebata mani. Onu bunu eleştiriyor. Eleştirince kim kaldı? Kimse yok. Kendisi de tutunamıyor. O yanlış, o yanlış, o yanlış. Nasıl tutunacaksın cemaatsiz? Tek nasıl tutunacaksın? Diyor ya yuhricul min el hay ve yuhricul meyt. Yuhricul min el var ya işte hay ve yuhricul meyt min el hay var ya böyle ayet. Tam gelmedi hatırıma. Diyor ki ölüden diri, diriden ölüyü çıkartırız var ya. Sunuat'ta anlatıyor değil mi? Orada diyor ki alimden, alim insanlardan zalim çocuk çıkıyor. Zalimlerden alim çıkıyor. İşte aynı kanı burada da var. Çünkü alim bunu, onu herkese eleştiriyor. Evde.
O Asma Ahmet Alim Hoca var ya, o şöyledir böyledir. Hoca evde eleştirmediği hoca kalmamış. Bir baba haklı kendisi. Çocuk da seyrediyor. Sonra babanın beşeriyet iktizası olarak gece gündüz onunla beraber ya oğlu. Onun da pisliklerini görüyor. Ona babaya bak diyor. Bu da yanlış. Bu yanlış. Bunun söyledikleri de yanlış. Kim kaldı? O serseriliğe başvuruyor işte. İşte ceza. Çünkü o çocuk baba eksiktir. Ama babanın methettiği bir alim yok ki gitsin. Baba hepsini tenkit etmişti. Baba iyi gördüğü birisi olsaydı ona gidecekti. Şimdi biz de öyle. Onu tenkit ediyor, bunu tenkit ediyor. Aynı kan. Mesela baba dinsiz veya sefil. Onu Müslümanlara herkese hücum ediyor. Çocuk alim oluyor. Sebebi yani babasının zıt yerine gidiyor. Babasının gösterdiği, sefi ol diyor, plaja git diyor, onun tersine gidiyor. Alimin de gösterdiği yerin tersine gidiyor çocuk, aynı. Şimdi bizde de böyle. Onu eleştiriyoruz. Bu ne? Ya şu tarafı, o bu tarafı. Tamam da nasıl yaşayacaksın? Hangi tiplerdir benim tespitim? Hangi tiplerdir biliyor musun? Bu devamlı kusur arayan. Bunlara diyorum ki yat kalk Allah'a şükret de Resulullah zamanında yoksun. Ne biliyor musunuz? Resulullah zamanında olsaydın ona da kusur bulurdun. Adam düşmansız yaşayamıyor kısacası. Tenkit kanına girmiş. Tenkit eleştirme ta böyle hücum etmeden yaşayamıyor, nefes alamıyor ya. Ben bunları biliyorum biliyor musun? İlle tenkit edecek. Ya etme arkadaş, ne diyorsun ya? Ya böyle abi tamam lan. İdare ediyor. Risale'yi seviyorum. O noktada kardeşimizdir de. Risale'nin alakası var mı? Tamam. Mesela Furkan buna şahit. Demediklerini bırakmıyorlar değil mi Furkan? Sitede daha birinci derece muhatap olduğu için. Veya o görmesin, moral bozulmasın diye siliyor. Bazen de millet görsün, ibret alem diye eleştirileri onaylıyor mesela. Adam bir rahmetli anama küfür etmiyor ya. Yani. İnan bana ve diyeceksin ki ilk önce böyle biraz suratım şu oluyor. Bak burada söylüyorum. Size yalan mı söyleyeceğim? Sonra kızmıyor. Niye bilmiyor. Birinci böyle diyorum. Benim bildiklerimi bilmiyor. İki, inan vallahi bak yemin ederim buna. İkinci sebebi şu. Benim zatıma ediyor. Risale-i Nur'a etmiyor. Baktım ki beni aşağılan aşağısına indirirken Risale-i Nur çıkartıyor. Hatta diyorum ki Allah senden razı olsun. Allah seni ve beni de affetsin. Risale-i Nur'u methediyor. Risale'i korumak adına beni tenkit ediyorsa hepiniz şahit olsun. Kainatın zerrata denince şahitim olsun. Ona benim hakkım olmaz yani. Helal diyorsun. Tabii canım. Risale-i Nur. Baktım Risale'nin adına beni tenkit ediyor. Allah senden razı olsun lan. Beni etsen ne olur, takdir etsen ne olur. Yani sen Risale'i mühit ediyorsun, aferin lan sana. Olsun yani haksız mı? Bu arada bir başka fodulluk mu yapıyorsun bunu gösterir? Hayır, haklı tarafları da vardır. Yok. Ben bu derste de söyleyeyim. Benim dersimi ben dinleyeyim, %70'ini beğenmiyorum. Bunu sen diyor ki mübalağa için söylüyor. Yok, derste dinilir mi bu? Umumi derste söylüyor. Beğenmiyorum. Ne yapayım? Bu kadar gücüm yetiyor ama. Ama beğenmiyorum. İstanbul'da malum itiraz hadisesi ima ediyor ki, ileride meşrebini çok beğenen bazı zatlar ve hodgan bazı sofi meşrepler ve nefs emmaresini tam öldüremeyen ve hubbu cehvatasından kurtulamayan bazı ehli irşad ve ehli hak, Risale-i Nur'a ve şakitlerine karşı kendi meşreplerini ve mesleklerinin revacını ve etbaların hüsnü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler. Belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Gelecek zamanı anlatıyor. İtiraz edecekler diyor. Ediyorlar demiyor. Evet. Dehşetli mukabele edecekler. Ve belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. En dehşetli ne biliyor musun? İftira. Kime? Risale-i Nur'a. Yaptılar da. 25. sözdeki Kur'an tarifi nasıldı? Kur'an, virgül. Arş-ı Azam'dan, her ismin
her ismin mertebe-i azamından, aşağı muhitinden her ismin mertebe-i azamından, her ismin mertebe-i azamından, işte şuradan buradan buradan gelmiş, altına da diyor ki bir kitabı mukaddestir. Hatırladınız mı? Evet. Adam yapmış, kitabına bak, Risale-i Nas'ı tenkit ediyor. Kur'an tarifi olan yere Kur'an virgül Risale-i Nur Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismin mertebe-i azamından sayıyor üstad ya, gelen bir kitab-ı mukaddestir. Bak diyor Said Nursi Risale-i Nur'u diyor, vahiy söylüyor diyor. Bak diyor Kur'an ve Risale-i Nur Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismin azamından. Orada Risale-i Nur var mı? Yok. Hiçbir neşriyette yok. Yok ki, böyle bir şey yok. Senin neşriyetinde var. He. Peki bu ne dedi? Dedi ki belki dehşetli mukabele etme ihtimali var. Dehşet bu işte. Bir de şeyi kaldırıyor orada. Hani bir hadis-i şerif var ikinci şu anda. Peygamberimiz Aleyhisselam ben ve benden önceki peygamberin fazilet kelime. Yani acayip. Onu da göstermem lazım. Size ilk önce şeyi göstereyim de dehşetli. Bak 25. şeyi onu da göstereyim. Oruçta bir Cumhuriyet Gazetesi yapmış. Tabii Cumhuriyet Gazetesi yapıyor. İsim vereyim canım. Uçtu abi. Onun da neler olduğunu da söyleyeceğim size. İlk önce şunu tarif edeyim size. Furkan ne kadar görür bilemem. Bak. Sayfa 366. Şurada bak. Diyor ki Kur'an virgül. Şu kitab-ı kebir kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Ve ayat-ı tekbini okuyan mütenevi dillerini tercüman ebedisi. Ve alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri. İlahir devam ediyor. Ondan sonra devam ediyor, geliyor. Her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. Sonu böyle bitti. Bu böyle. Metin bu. Adam şimdi kitabına burayı alıyor. Bak Said Nursi diyor, Risale-i Nur'u vahiy diyor. Nasıl? Aha delilim diyor. Kur'an virgül, Risale-i Nur yok burada. Kur'an şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme nezeliyesi. Yerine şuraya Kur'an ve Risale-i Nur diyor. Yok böyle bir şey. Tamam. Buna niçin ihtiyaç duyuyorsun? Mecbursun. Bunu bilerek yapan adamın vicdanını hayal edebiliyor musun? Vicdan nasıl vicdandır? Tamam. Şimdi başka bir vicdandan bahsedeyim. Bak. 9. Diyor ki Cumhuriyet Gazetesi Said Nursi diyor peygamberlik dava peygamberliğini iddia ediyor diyor. Aha delili. İlk önce metni okuyayım. Sonra yaptığına bak. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Efdelu ma kultu enne ve nebiyyuna min kabli la ilahe illallah. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade fazileti ve kıymeti sözleri la ilahe illallah kelamıdır. Kimin sözü bu? Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Burayı siliyor Cumhuriyet Gazetesi. Said Nursi diyor ki Eftelu ma kultuna kultu ana ve nebiyina min kablu la ilahe illallah. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin. Ama helal olsun yani, bu zekayı nasıl kullanabilmiş burada. Helal olsun diyorum. En ziyade bak, ben ve benden evvel gelen peygamberlerin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş, siliyor. Said Nursi diyor ki Eftelu ma kultu ana. Yani ben ve benden önce gelen peygamberlerin. La tamam da kuyruklu yalan olur da bu kadar olur. Peki buna niçin ihtiyaç duyuyorsunuz? Peki onu Risale-i Nur vahiy olduğunu söylüyor diyen adam kim biliyor musunuz? İsim vermeyeceğim de isim vermem. Kader inkar eden adam. Kader inkar ediyor kaderi yani. Şurada var. Yani çok önemli olduğu için yani İslam adına ben bunu demem lazım da mesela bak size göstermek istiyorum bak adam ne diyor, ismini vermiyorum, Twitter'ında yazmış sayfasına, Kur'an'da dinin tamamlandığı söylenmişken
kadere imanı iman esaslarına eklemek, Allah'ım sen dini eksik bıraktın, biz tamamlıyoruz demektir. Altına da diyor ki, temel iman esasları arasında Allah'ın saymadığı kaderi imanı ilave ederek saymak, Kur'an'ı inkar etmektir. Kader iman ile devam ediyor. Batıl tasvir etmeyin. Bu adam kaderi inkar ediyor böylelikle de. Şimdi bu adamı serişte etmemek, dememek. Peki ne zaman ne diyeceksin? İslamsız oldu bu da. İslamsız oldu. Kur'an'a iftira yapan, o Cumhuriyet Gazetesi'ydi. Bu da İslamsız oldu, iftira yapan. Kur'an ve Risale-i Nur, Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismi diyen adam. Peki buna ne ihtiyaç duydun? Peki bu yalanı nasıl yapabiliyorsun? Bu yalanı yapan kaderi de inkar etmesi gayet normal. Niye? Ya insan bilerek bir şey yalan yapamaz ya. Ya ne bileyim ya, yapamaz ya. Dini iftira, normal iftira olsa neyse de yani bir kişinin dini iftira olunca. Şimdi o mesela kaderi inkar ediyor. Daha neler diyor mesela. Yani bu din yani bu. Said Nursi diyor. Bak Kur'an ve Risale-i Nur diyor. Arş-ı Azam'ın Risale-i Nur. Lan öyle bir şey var mı? Bu kaç tane var bilmiş biliyor musunuz? Bu neyi kabul etmiyor o zaman? Ahmet-i Billah'ı mı kabul etmiyor? Ahmet-i Billah'ı kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Çünkü Şialarda kader yok ya. Şialar mezhebinde bir mezhebinde Şialar mezhepleri var çok çeşitli. Bir mezhebinde kader yok. Ama umumiyetle genelde bazı mezheplerinde var ama genelinde kader iman yok. Yani Şiaların içinde mezhep var. Yani grup var. Nasıl ki Siyonistlerin içinde bir grup var. Mesela İslamiyet'e taraftar olan Yahudiler var. Şu anda yönetim Siyonist. Yahudi değil yani. Yani bu Şiaların da birkaç grubu var böyle. Müfrit gruplar var. Tecavüz eden. İşte onlar çoğunlukla hep iktidar oluyorlar. Onlar da İngilizlerle beraber çalışıyorlar. Mesela şu anda Şialar İngilizlerle beraberdir. Ve İsrail-Amerika üçgeni 1985'ten beri söylüyorum ben. Biliyorsunuz tebrik hasretlerimi. İsrail, İran, Amerika aynıdır. İngiltere getirmiş mesela Hümeyni'yi. Mesela peki İran'ın bir kafirle savaştığı bir tane yoktur. Hiddet yapmayalım bu okuduğumuz derse ters düşmeyelim. Bir tane yok. Hep Ehl-i Sünnet'le savaşmıştır. Ama Risale-i Nur mesela bak böyle yaptı ya erkanlar müdafaa edeceğiz. Müdafaa ederken de böyle aşağılamak vesaire manası değil. Bak ettiğini söylüyoruz. Kur'an'a böyle yapmıyor. Cumhuriyet Gazetesi böyle yaptı. İnşallah bu okuduğumuz dersin fiili olur. Ama kalkıp da vay be falan şey yapmak değil. Yani zararlı hiddetlerinden onu ifade edeceksin. Göstereceksin o kadar. Yani bak burada böyle geçiyor. Bak adam Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmişi siliyor. Said Nursi diyor ki ben ve benden önce peygamber. Ötekisi bunda ne farkı var? O da diyor ki Kur'an ve Risale'nin Arş-ı Azam'dan ismi azamın her ismi mertebe azamından gelmiş. Böyle bir şey var mı? Yok. Böyle kaç tane var? Batılı tasvir etmeyeyim diye kitabına bir sürü koymuş. Peki bu nasıl bir... Ha işini yapıyor, kızmıyor. Adam işini... Ben kızdığım şu, sana bana kızıyor. Niçin aldanıyorsun? Niçin demiyorsun? Niçin hala oradasın? Yani tamam. Evet. Böyle hadislerin hukukunda bizlere itidal eden... Biz ne yapacağız? Bak bu ne yaptı? Cumhuriyet Gazetesi yaptık. Mustafa İslamoğlu da böyle Risale'lere böyle yaptı. İftira yapıyoruz. Risale'nin vahidir dedi de. Ne yapacağım ustadım? Bu adamları ben ne yapayım? Şimdi keseyim mi? Satır mı alayım? Ne yapacağız? Aslında böyle. Yanlış bir nokta var da buradaki şey dedi ki hani zahir şeriatı muhalif hatası zahir hareket edilmiş olabilir yani burada başka bir nokta var yani o iki el hak mabeyinde. Evet. Aferin iyi yaptın. Burada el hak değiller bunlar. Tamam. Çok ciddi bir hatamızı düzeltti. Çünkü buradaki dustur iki tane ehli hak mabenindeki edile-i şerinin dışındaki muhalefetleri. Ama burada öteki taraf zındık ya. Nerede gelen bir şey var. Mesela Kutbu Azam gelse diyor. İtiraz Kutbu Azam ehli sünnet. Ama bunlar öyle değil mesela. Cumhuriyet Gazetesi Allah alenin inkar edemiş. Mazayı şeratan bir şey var. Mesela İstanbul'da yani dinle alakası yok. Kaderi inkar ediyor. Kaderi inkar etmek neyse Allah'ı inkar etmek aynıdır. Çünkü iman esasları bir bütündür. 11. meselede anlatıyor şu alarda.
Yani bir çekirdek gibi düşünün. İman esasları gövde, çiçek, yaprak, meyve, koku, renk vesaire veya kocam. Şimdi bu çekirdekli var mı? Var. Sen desen ki vallahi ben bu ağacın yaprağın çıkmasını istemiyorum diye çekirdekten yaprağa yazan programı oraya kaldırsan komple ağaç yok olmuş olmaz mı? Ha. İman esasları çekirdeğe benzer bir bütündür. Alamazsınız. Yani birisini inkar etmek ötekisinin inkar hükmüne geçer. Kader inkar etmek neyse Allah'ı inkar etmek aynıdır. Melekleri inkar etmek neyse kaderi inkar etmek aynıdır. Kur'an'ı inkar etmek neyse kaderi inkar etmek de aynıdır. İman esasları. Adam burada ise iki ehli hakikat, ehli sünnet ve cemaat arasında. Evet. İçtihat hatası. İçtihat hatası. Burada içtihat yok. İftira var mesela. Kur'an ve Risale-i Nur diyor. Arş-ı Azam'dan geldi diyor. Burada içtihat mı var? Burada iftira var. Peki Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı içtihat hatası mıdır? İftira var. Bunlar. Ha, o zaman bu kayda onlara geçmez. Evet. Ama gene biz ne yapalım? Bu daha ziyade sana bir işte yukarıda dediği gibi işte ehli irşadın, sofi meşrebi zatların, ondan sonra ehli hakikatın, ehli sünnet ve cemaat dairesi. Yine ehli sünnet dairesinde olup da bunlardan... Uygulayalım kardeş, ya içimde tutacağımı tutamayacağım ya tutu. Yani kim mesela Seyyid Abdülhakim Arvasi, ehli sünnet ve cemaat dairesindedir. Usta iştihat etmiş. Usta da enaniyetle vesaire ayetleri kendisine göre değiştirmekle suçlanmış. İftira etmiş. Ustad gerçi şerh etmemiş. İhtiyar. İstanbul'daki ihtiyar zat diyor. Bak İstanbul'da malum itiraz hadisesi. Ben ustad dememiş. Ustad kamil. Ama ben uyduruk adam olduğum için ben onu şey yapayım. Uygulansın. Burada diyor. İstanbul. İstanbul'daki ihtiyar zat. Ve Abdülhakim Arvasi. Şimdi uygulayalım. O ehli sünnettir. Bunlar Cumhuriyet Gazetesi İslamoğlu gibi değil. Ha, buna karşı mesela ustadın zatına itiraz etmiş. İtirazı ama çok ilginç, hani garip bir manzara oldu da ustad Deccal'la savaşıyor. Kemalist, Kemalizm. Ustad ve nurculuk. Yani iki tane şey var. Başka kimse yok Türkiye'de o tarihte. Yok ki Türkiye'de. Mustafa Sabri Efendi, Osman son Şeyhülislam'ı Mısır'a kaçmış. İki grup var. Kemalistler ve Nurcular. Başka yok ki yani. Tarihi mi yok edeceksin? 50 senelik tarih işte. Şimdi bu savaşırken Müslüman ufak tefek kusurlara bakmadan nerede olması lazım? Kemalistin karşısında olması lazım. Said Nursi'nin yanında olmasan bile. Ama sen bunu Kemalizmi bırakıyorsun. Said Nursi'ye hücum etmek otomatik Kemalizmin tarafında olmuş olmuyor musun? Çünkü bununla savaşıyor bu. Anladın mı? Böyle olduğu halde böyle diyor hani şey yapmayın diyor. Ama ustad alelen şerh ettiği insan var. 3 tane Deccal da masıyor yine attığına da. Mim Kemal, İsmet, Maraşal, Fevzi Çakmak. Bunlar 3 tane Deccal. İnna attığına da bir tanesi de çıkacak işte diyor. Onun zamanında mekteplerde onun sevgisi alışlanacak, resimler şey olacak, heykeller çok olacak. Bu da diyor Süfyaniyet'in dördüncü rüknü olacak o zat. Yani İsmet İnönü'nden sonra en çok Türkiye'de resimlerin, heykellerin yayıldığı, en çok böyle onun muhabbeti aşılandığı dönem var. Allahu Alem Kenan Evren'e benziyor. Gerçi başka birisine yakıştırıyorlar ama mekteplerinde şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Biraz böyle ben şey yapamıyorum onu. Niçin? Ben 80 ihtilalinde yargılandığım için biliyorum. 80 ihtilalinden sonraki 75'in ben insanım. 75'te orta birdeydim. 75'te yani onun 80 ihtilalinden sonra Mim Kemal'in okullarda resim, heykel dünyanın her tarafında. Yani ve adım başı heykellerin dikildiği bir tarih görmedim. Hummalı bir şekilde. Ayakkabıcı tamircisi bile veya boyacı ayakkabını tamir ederken bile onun muhabbetinden aşılıyordu. Artık curcuna başlamıştı. Muhabbet her tarafa. Allahu alem ona benziyor. Bilemiyor. Dördüncü rüktü. Mekteplerde o muhabbeti olacak falan en çok sahip çıkılacak. Ha, ama başka şeyler diyorlar. Bilemem yani. Bir de şey diyorlar sana Celal Bayar için de diyorlar dördüncü rüktü. Yani Celal Bayar'a
o kadar yapma, o kadar olmamış. Yani despotluk yapmış, içeride zulüm yapmış. Bir de o dönemde herhalde yaşadığı için herhalde o zaman söylenmesi gerekiyor. Celal Bayar İsmet İnönü dönemlerini yaşamış. Aynı dönem insanı olduğu için farklı bir şey diyemezsin. Zaten Celal Bayar döneminde İsmet İnönü de var falan. İsmet İnönü var, Menderes var. Yani aynı dönem insana ayrı ayrı o değil yani. Dördüncü rüknü. Bu ondan sonra Celal Bayar döneminde de bu kadar olmam mekteplerde her sınıfta resim, her işte meydanda Deccal şeyi diyor işte meydanı, Deccal köprüsü, Deccal havalimanı, Deccal efendim caddesi, Deccal parkuru, Deccal affedersin bir tuvaleti yok yani. Deccal camisi de yok bir de. Deccal camisi de bir tane cami yok. Mesela Kur'an okuyor, namaz kılana bak. Deccal'ın üçüncü rüknü. Maraş'a febzi çakmak. Kafir. Kafir, Kur'an okudu, namaz kıldı aldı kafir. Çünkü küfre razı olduğu için. Küfre desteklediği için. Ben bu kadar biliyordum biliyor musun Lozan dersini yaparken. Meğer başka yeni bir şey öğrendim. Selanik komitesi var ya, gizli komite beni zehirledi diyor Mustafa. Ve buralar tarım etti Osmanlı saltanatını. Efendim sarayın içindeki altınlar vesaire her şeyi böyle gemilere yükleyip yurt dışına İngiltere hepsini kaçıran kim komite biliyor musun? O gizli komite. Ahmet Akgündüz ortaya çıkarttı da o Cumhurbaşkanı geçtikten sonra adam epey serbest etmiş. Cumhurbaşkanı gizli şey arşivlerini Selanik Komitesi. Ustadın bahsettiği gizli komite Selanik. Herhalde bu Emirdağ'da bu sabahki derste 152 Emirdağ 1'de Selanik komitesinde bahsediyor ustad. Selanik diyor. Bu sabahki derse bak Selanik komitesi diye geçiyor. İlk defa ilgimi çekti. Ben Selanikliler, Selanikliler diyor. Ben zannettim ki Mim Kemal Selanikli ya, Selanik Yahudisi. Sırf ona atfemiliyorum. Hayır. Selanik diye bir komite vardı. Gündüz mecliste muhalefet mi ettin? Gece buharlaşıyor. Yani ona kayıtlıymış Maraşal. Mason, Lyons Rotary kulüpleri var ya. Onun gibi kulüp bu. Selanik kulübü. Maraşal ona tabi. Dolayısıyla ona bütün gücüyle destek vermiş Sufyan'a. Onun için namaz kılması hiçbir şey ifade etmedi. Ve kafir. Hatta kafir bile olamadı. Kafir bile makamdır. Ne yapacak? Münafık. Çünkü Müslüman gözüküp dinsizliğe hizmet edene münafık denilir. Kafir ise dini ve Kur'an'ı, namazı inkar eden ne denilir. Münafık ise 9 tane doğru söyler, içerisine bir tane yalan sokar. Münafık kafir kaderi inkar eder. Münafık kaderi inkar etmez, delillerini inkar eder. Onun için şey diyorlar sana ne kadar doğru, son zamanlarda pişmanlık gibi şeyler falan. Hangi pişmanlık şudur, unutmayın. Gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Aşikar işlenen günahların tövbesi aşikardır. İslam hukukundan söylüyorum. Benim kanaatim değil bak. Ben size ne diyorsam, kanaatimse kanaatim, şeriattansa şeriatım, hukuksa hukuk, hukuktan söylüyorum. Mesela ben haşa, işret ettim, ben içki içtim. İşte bilmem ne yaptım. Zina yaptım, içki içtim, kumar oynadım. Bunu gizli yaptım. Bunu tövbeyi ilan etme. Gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Söyleme. Ama ben seninle içki içmişsem, 3-5 kişi içmişiz 3 sene önce, ona diyeceksin ki, bak ben bundan tövbe ettim. İlan edeceksin. Bir filmacı, sinemacı, İslamiyet'i alay etti, sonra hayatının son saatinde ya tövbe olsun, o yetmez, çıkacaksın basına. Gücün kadar hangi yolla ifsat ettinse o yolla diyeceksin ki ben bunu yaptım, ben bu filmi oynadım, ben ondan tövbe ettim. Şimdi ona inanmıyorum, bunun için yaptım, yanlış yaptım diyeceksin. Mesela ben bu yan yoluyla birisine iftira yapıyorum. Sonra yatak odamda, gizli odamda ya Rabbi o yaptığım iftirayı sen biliyorsun iftira yapmıştım, tövbe ediyor. Olmaz öyle tövbe. Aynı yayına tövbemi söyleyeceğim. Tamam. O dolayısıyla Deccal'dan açıldı. O Maraşal efendim son zamanlarında tövbe etti. Tövbe hiçbir kıymetli harbiyesi yok. Hiçbir değeri yok. Ne yok?
Çünkü aynı yolla çıkacaktı. Sen Maraş'ı alsın. Daha o adam kor general. Maraş'a destek vermezse Sufyan ne yapabilecekti? Bütün orduların başkomutanı oydu. O da kor general ya. Albaylıktan daha yukarı hiç yeni çıkmıştı yani. Ona bağlı yani adam. İstese kafasını koparırdı. Ve Bediüzzaman ortada, onu da ikaz ediyor. Deccal. Ve Selanikliler diyor usta. Selanikli demiyor. Salih sen, bu kışta bana verilen elim sıkıntıların bir sebebi Selaniklilerin Stibriad'ı mutlakları serbest fırkalarla kırılmasına yardımım olmasın diye beni herkesten tecrit ettiler. Kaçıncı sayfaydı? 154. Bak, 154 muydu? Salih sen, en sonunda. Salih sen. Bak, sıkıntılarla sebebi Selaniklilerin. İttihat, terakki bunların eline geçmiş. Tamam. Selaniklilerin. Ben bunu Selanikli olsaydı Süfyan olurdu. Selanikliler, komite. Komite bu. Hmm. Ustadı zehirleyen ve hilafeti yıkanlar, bu tarumar edenler, Osmanlı padişahlarının sarayındaki bütün hazinelerini efendim İngiltere taşıyanlar, mahrem alanlara girip tarumar edenler. Bu hep Selanikliler. Şeye Abdülhamid'i şey yapan sürenler, ustad velidir diyor Abdülhamid'e ve saltanatta kalman için şöyle şöyle yap diyor falan. Bu Selanikliler bu. Selanikli yani Lyons Rotary gibi bir komitedir. Siyasi bir komitedir. Muhalefet edeni hiç şansı yok. Hiç izahat yapmıyorlar. Kafayı kesiyorlar. Yani Ergonekon hiçbir şey değil. Ergonekon'un altında da bir tane komite çıktı biliyorsunuz. Bir örgüt çıktı. Ergonekon'un altında örgüt çıktı. Yani Selanik en dipte olan bir örgüt. Ha, Selaniklilerin kurduğu bir örgüt. Şimdi. Yani Lyons Rotary Kulübü. Masonlar bile kullanmış bu Selanikliler. Selanikli demiyor. Selanikliler. Maraş'a oraya kayıtlıydı. Komutan içinde. Tarihte Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir şey gözükmem. Onun için ben bazı şeyleri böyle fevran etmem. Bir şeyler biliyorum da onun için. Mesela bu son gelişen hadise. Yani onun hakkında Rüştü abinin bana söylediği Süber abi demiş. Size demediğim şeyler de var. Bir tanesini söyledim. Süber abi bu adam hakkında neler demiş. Rüştü abi de ben de sana nakledeyim bir kısmını dedi. Süper abi demiş. Ondan sonra veya fiilen. Yani bazı şeyleri böyle itiraz ediyorsan yani gözüken şer'i delillerin dışında söyleme kaya ettiğim şeyler de var. Olmaz yani yasak zaten. Osmanlı hanedanını perişan etmiş Sufyan. Bir tanesini atmış şeye. Gittim onu ziyaret ettim Şam'da. Ben ziyaret ettim onu. O Abdülhamid'in nerede? 3. mi 4. o Abdülhamid var. Torunlarının mezarlıklarına gittim. Orada bakkala ne kadar borcu olduğunu. Ondan sonra ailesi ne kadar perişan olduğunu. Yani acayip gittim Şam'da gördüm hepsini. 17 gün kaldım Şam'da. Onları tek tek ecdadım işte Osmanlı. Bu karısı falan yerdeydi, şu falan yerde gömülmüş. Torunu şurada, kendi şurada, bakkalda, bakkala ne kadar borcu olduğunu. Abdülhamid. Orada onun borcunu kimler ödediğini. Acayip adam. Yani neler olmuş ya. Bu memlekette neler olmuş. Neler olacaktı gene de Allah müsaade etmedi. Aynı komite aynısını yapacaklardı. Türkiye'nin bu 50 senedeki kazanımları veya 10-15 senedeki kazanımlarını gene bu Selanikliler bir komiteye ile aldatarak gene tarumar edeceklerdi. Allah müsaade etmedi artık. Dualar, hizmetlerden dolayı bak Türkiye'yi hala gırdaba sokuluyor. Selaniklilerin oyununda. Hala. Tabii vicdanı varsa Allah da nasip edecek tabii gözünün açılması için. Allah nasip etmez. Hiçbir şey olmaz. Çünkü birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler sırınca kim nereye layıksa oradadır. O da o tiptendir. Allah istikametten ayırmasın. Burada keselim mi? Evet.
Vahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.